Bismillah, velhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. El evvelu Allah, el ahiru Allah, el zahiru Allah, el batinu Allah. Evveli, ahiri, zahiri ve batını selamlarız. Alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'yı, onun al ve ashabını selamlarız. Her birisi insaniyet mektebinin en mualla yıldızı, en muazzez öğretmeni olan Resul ve Nebi Efendilerimizi, onların al ve ashablarını selamlarız. Rabbimiz işimizden doğruyu kolay kıl. Katından destekçilerle bizleri destekle. Kalbimizi ve ayaklarımızı sırat-ı müstakim üzerinde sabit kıl. Baktıklarımızı görmeyi, gördüklerimizi anlamayı, anladıklarımızı hayata geçirmeyi, işittiklerimizi hakikatin süzgecinde elemeyi bize nasip et. Boşa bakanlardan, boşa konuşanlardan, boşa susanlardan ve hasreten ömrünü boşa harcayanlardan olmaktan sana sığınırız. Ertelemekten, üşenmekten, vazgeçmekten. Adam bana ne? Bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Ak koyun ak, kara koyun kara bacağından nasılır demekten. Senin alim, senin hakim, senin şafi esmalarına sığınırız. En yakın zamanda, en müsait vesilelerle bizlere şifalar ihsan eyle. Bizleri Müslümanlardan olarak yaşat. Bizleri Müslümanlardan olarak öldür ve bizleri salihlerin zümresine dahil et. Allahümme amin. Allahümme amin. Allahümme amin ya mu'in. Velhamdülillahi rabbil alemin. Değerli kardeşler, aziz dostlar, bir kara göründü programında daha Rabbimizin izin ve keremiyle bir aradayız. Bugün 3. haftamız. Adem oğullarının yeryüzü macerasında adına hayat denilen bu denizin, bu ummanın, bu okyanusun içinde onların varlıklarını tehdit eden en önemli fırtınalardan birisini sizlerle beraber konuşuyoruz. Diyoruz ki insanlığın sahip çıkması gereken en mühim mevzi ailedir. Diyoruz ki Rabbimizin, yaratıcısının insan hakkında razı olmuş olduğu yaşam modeli, formülü ailedir. Diyoruz ki, eğer bizler son kale olan aileye sahip çıkmayacak olur isek, her geçen gün bir öncekinden daha kara, her gelen dert bir öncekinden daha şiddetli olacak. O halde bu karayı görelim. O halde birileri bizi bu tehlike ile, bu tehdit ile ihbar etmeden önce biz bu problemi, bu fırtınayı görelim. Değil mi ki geçen yıl Türkiye'de boşanma oranları, evlenme oranlarının 2 katına çıkmıştır. Biz bunu görelim. Ne yapacaktık? Öncelikle evliliğe, evlilik öncesinden dua ile başlayacaktık. Ne yapacaktık? Evlerimizi hür kılmak için onun içindeki dakikaları dolu dolu, bal kovanı gibi içini salih amel ile, temiz ile doldurarak geçirecektik. Bu hafta Son Kale'nin 3. programındayız. Vira bismillah, kudret, kudret vire inşallah. Bu hafta sizlerle beraber bu mevzunun belki de en mühim etaplarından birisini konuşacağız. Çünkü mübarek dinimiz bize kul olmanın, bağlı olmanın, tabi olmanın en mühim çizgisi olarak şunu bildirmekte. Allah Resulü Efendimiz şöyle demekte. İbadet, yani kulluk ahdinin insana verdiği hürriyetin tamamı şu 10 parçadan müteşekkildir. İbadet şu 10 parçadan oluşur. Nedir onlar? Bu 10 parçanın 9 tanesi helal rızkın aranmasıdır. Bizler, her birimiz hayatın neresinde olursak olalım, hangi pozisyon ve statüde olursak olalım,
Dikkat edeceğimiz en önemli denge, ki bu da hayata dair bir matematiksel formüldür, giren ve çıkan dengesi. Biz buradan elimize, gözümüze, kulağımıza enerji olarak ne gönderdik? Ve biz o enerjinin hülasası, hasılası olarak ellerimizden, ayaklarımızdan, göz ve kulaklarımızdan hangi fiilleri kainata gönderdik? Hazreti Resulullah dedi ki, iman ne iddiadır ne de temenni. İman öyle bir haldir ki siz onu uzuvlarda görürsünüz. Uzuvlarda seyredersiniz. Kıymetli kardeşler, mübarek Peygamberimiz Efendimiz, son kale olan ailenin tesis edilmesi, muhafaza edilmesi sadedinde işaret edeceğimiz şu hakikati bize bildirir. Allah Resulü Efendimiz der ki, öyle günahlar vardır ki onlara ne namaz, ne oruç, ne de hac kefaret olabilir. Onlara ancak geçim temini için çalışmak affettirir, kefaret olur, siler. Bazen kardeşlerimi görüyorum. Allah kendilerinden razı olsun. Lokmalarını temiz, tayyip ve helal kılsın. Bakıyorum gece saat 3, 4. Benim güzel kardeşim, aziz dostum arabanın sırtında. Oradan oraya, oradan oraya koşturmakta. Bakıyorum aziz kardeşim, Allah muhafaza buyursun, bir takım ağır işlerle karşı karşıya. Ramazan-ı Şerif içinde fırıncı bir kardeşimle görüşmüştüm. Allah Teala kendisinden razı olsun. Elhamdülillah o bir oruç kahramanıydı benim gözümde. Eminim ki Rabbimin gözünde de onun orucu bizimkinden farklıdır. Aziz dostum şöyle diyordu. Abi biz 280 derecelik bir fırının karşısında oruç tutuyoruz. Ama işte işaret bu. Allah Resulü Efendimiz diyor ki öyle günahlar, öyle dertler var ki onun kefareti ne o ne bu, ne o ne bu. Yani ne? Siz çalışarak, helal rızık için çalışarak o günahlarınıza kefaret olacak bir hasılayı elde edersiniz. Aziz kardeşler, Allah Resulü Efendimiz şöyle buyurur. Çalışmaktan ellerine sır bağlayan ve yorgun olarak uyuyan bir kimse mağfur olur. Rabbi ona mağfiret gösterir. Ay benim güzel kardeşlerim, aziz dostlar, alın teri. İnsanlığın medeniyet formülünün en temel hakikatlerinden birisidir. Peygamberimiz Efendimiz şöyle der. Hiçbir kimse kendi elinin emeğinden daha hayırlı, daha bereketli bir rızık yememiştir. Allah'ın peygamberi Davud Aleyhisselam da kendi elinin emeğini yerdi. Mübarek Peygamberimiz Efendimiz Sad bin Muaz radıyallahu anh Efendimizle karşılaşıp tokalaşınca Hazreti Sad'ın ellerinin nasırlı olduğunu görür. Sorar der ki ey Sad, bu ellerinin hali nedir? Sad bin Muaz radıyallahu anh Efendimiz kendi ailesinden bahseder. Çalışmasının güçlüğünden, şartlarının ağırlığından bahseder. Bunun üzerine Efendimiz Hazretleri Hazreti Sad bin Muaz'ın ellerini kaldırır ve der ki işte benim Rabbimin sevdiği eller. İşte Allah'ın sevdiği eller bu eller. Kıymetli kardeşlerim, 45 bin ton her insan, sağlıklı bir insan, özrü olmayan bir insan, normal, vasat bir ömrün içinde 45 bin ton yük kaldırıyormuş bu eller ile. Bakalım bu ellere. Şöyle, kendi ellerimize bakalım. Yarın bu eller bizim hakkımızda şahit olacak. Ne devşirdik. Bu eller ile beraber biz kendi lehimizde veya aleyhimizde hangi yükü devşirdik, hangi yükü taşıdık? Nefsim bazen galeyana geliyor, coşuyor. Sanki bütün nimetler onun hakkıymış gibi. Hele bir de böyle dua edip de dua kabul olunmadığı zaman, işler ters gittiği zaman filan var ya, böyle nefsim hemen geliyor, fit veriyor.
ortalığı karıştırmaya çalışıyor. Allah muhafaza buyursun. Gözü açık bir hırsız gibi Ahari Cengiz de 40 küsur yılın hülasası olan, Rabbimizin nimeti olan bir takım keyfiyet ve hakikatleri kapıp götürmek istiyor. Hemen bu hadisi şerif imdadıma yetişiyor. İmdadımıza yetişiyor. Mübarek Peygamberimiz Efendimiz şöyle diyor. Midesine haram lokma giren bir insanın duası 40 gün kabul olmaz. Sad bin Ebi Vakkas Hazretleri radiyallahu anh Efendimiz, Rabbimiz inşallah sahabenin o aksiyon dolu imanını, sahabenin aksiyon dolu duruşunu bizlere nasip eylesin. Allah Resulü Efendimiz'e şöyle diyor. Ya Resulallah, istirham ediyorum. Lütfen bana dua ediniz de Rabbim benim her duama icabet etsin. Her duamı kabul etsin. Bu Hazreti Resulullah Efendimizin Femi Muhsin'inden, mübarek dudaklarından çıkan Hazreti Sad bin Ebi Vakkas'ın şahsında biz hepimize verilmiş bir nebevi reçetedir. Allah Resulü Efendimiz diyor ki, ey Sad, bunu istiyorsan, dualarının kabul olmasını istiyorsan, sen helal lokma ile beslen. Çünkü çok insan vardır ki, Allah'ım bizi onlardan olmaktan muhafaza buyursun. Haram yer, haram giyinir, sonra ellerini kaldırır, yakararak dua eder. İyi de ey Sad, böyle birisinin duası nasıl kabul olsun ki? Sofraya gelen lokmalar çok mühim. Sofraya gelen her lokmanın iki temel keyfiyete haiz olması lazım. İki hususiyetinin olması lazım. Hani deniliyor ya gıda kodeksi, bir de lokma kodeksi olması lazım. Nedir lokma kodeksi? Bir, helal olacak. Yani altında alın teri olacak. İki, tayyib olacak. Yani temiz olacak. Kim üretmiş kardeşim? Bu para kime gidiyor kardeşim? Niçin üretilmiş kardeşim? Neticesi ne? Sonucu ne? Bunu düşüneceğiz. Ne mi demek istiyorum? Aziz dostlar, kıymetli kardeşlerim, Adem evlatları, aynı yolun üzerinde yoldaş olduğumuz, yolcu olduğumuz benim değerli refiklerim, herhangi bir televizyon reklam kuşağını seyrediniz. Dönen 11-12, uzunluğuna göre 16 reklamın içindeki hangi unsurlar olmazsa hayatınızda kriz yaşarsınız, bir bakınız. Bir bakınız ki Adem evlatları bu dünyada nasıl tüketim kölesi haline getirilirler. Bize hayatın etrafında döndüğü ilhamı ve emriyle lanse edilen birçok şeyin bizim hayatımız açısından hiçbir ehemmiyeti yoktur. Onlar hurdadır, onlar boştur ve gereksizdir. Ve özellikle ambalajlı ürünlerin birçoğu insan neslinin varlığını, insan neslinin mevcudiyetini tehdit etmektedir. Demek ki lokma kodeksinin iki tane temel şartı var. Bir, helal olacak. Çalışacaksın ey nefsim. Ter akıtacaksın, ter. Eğer evdeşinin sana sadık olmasını istiyorsan, eğer evladının hayırlı ve bereketli olmasını istiyorsan, akacak terin, çatlayacak şakaklar, ufak hesapların peşinde olmayacaksın. İkincisi, temiz olacak. Sofrana gelen zulüm ile, kan ile, insanlığın aleyhine işlenen cürümler ile kirlenmemiş, insanlığın aleyhine çalışan bir sermayenin iştahını teşvik eden bir ürün olmayacak. Aklıma ecdadımızdan
böyle hoş bir darb-ı mesel geldi. İnşallah onu nakledelim. Bu hatıra ile beraber son kale ailenin en önemli burçlarından ve kapılarından birisi olan helal lokma bahsine son verelim. Bir hikayecik. Merv kadısından bahsedilir. Merv kadısının pek güzel, pek saliha, pek azize bir kızı var imiş. Evlilik çağına geri vermiş. Merv kadısı kızı için uygun, münasip, mütenasip birilerini aramaktaymış evlendirmek noktayı nazarında. Şöyle çevresine bir bakmış, kim var, kim olur, ne olur diye. Ona buna olmaz, ötekisine filan derken kızcağızın günü geçmekteymiş. Kadının dostlarından birisi bir gün gelmiş demiş ki, ya kadı efendi, sen de pek müşkül pesent çıktın. Armutun sapı, üzümün çöpü. Ne öyle gözün şurada burada? Bak demiş, senin yanında bir delikanlı var. Delikanlının ismi mübarekmiş. Bak senin yanında bu mübarek. Ne kadar hoş, ne kadar asil, ne kadar aziz bir delikanlıdır. Versene kızını ona demiş. Kadı birden parmaklarını şakağına götürmüş. Demiş ki, yahu doğru söze ne denilir? Bak, güya kendi kafamıza göre türlü türlü hesapların içindeyiz. Ama insan önündeki çukuru görmez, çoğu zaman düşer. Ne için? Gökte yıldız arıyorken. Elbette ki. Bu mübarek muvafıktır, münasiptir. Evlendirelim. Çağırmış mübareği. Demiş ki, oğlum senelerden beri yanımdasın. Bir nevi evladı manevi sayılırsın bana. Oğlum, işte benim kızım, Kerime'm, evlendirecek yaşa geldi. İster misin, Kerime'm ile, kızım ile seni evlendireyim? Mübarek şöyle bir bakmış, Allah muhafaza buyursun, körün istediği iki göz cihetinden, efendim nasıl münasip görülürse, nasıl uygun görülürse demiş. Hülasa düğün hazırlıkları yapılmış, mübarek ile Merv kadısının kızı hemhal olmuşlar, evdeş olmuşlar, aynı çatının altına konulmuşlar. Kadı efendi birkaç gün sonra usulünce gitmiş, kızının evinde misafir olmuş. Sonra kızına demiş ki, yavrum nasıl, eşinden memnun musun? Demiş ki, babacığım siz beni bir melekle evlendirdiniz. İnsanların arasında bu kadar salih, insanların arasında bu kadar zahid, insanların arasında bu kadar güzel bir eş acaba var mıdır? Yalnız gelin görün ki babacığım, bu delikanlının bana karşı bir ilgisizliği var. Nasıl evladım? Babacığım, ben bu delikanlıyla evlendim, doğrudur. Ama her sabah geliyor diyor ki, kıymetli değerli hanımım, azize refikam, benden bir isteğin, bir talebin var mı? Akşam getirmemi istediğin bir şey var mı? Sonra akşam geliyor, halimi hatırımı soruyor, benimle sohbet ediyor. Lakin babacığım, biz hala hemhal olmadık, bir araya gelmedik. Kadı efendinin aklına türlü türlü şüpheler geliyor. Mübareği yanına çağırıyor. Diyor ki, oğlum, evladım, benim kızımda sana karşı bir eksiklik, bir hürmetsizlik, bir saygısızlık mı gördün? Mübarek, haşa efendi baba diyor. Ne mümkün? E peki oğlum, o halde niye hala hemhal olmadınız deyince, mübarek diyor ki, efendim, ben bu sorunun cevabını size veririm. Ancak bir şart ile, bana gücenmeyeceğinizi temin ederseniz, bana kırılmayacağınızı temin ederseniz bu sorunun cevabını size veririm. Merv kadısı bu manada teminat verince mübarek diyor ki, efendim ben Hazreti Resulullah'ın kim haram lokma yer ise o lokma 40 gün vücudu terk etmez hadisi şerifini öğrendim. Sakın beni yanlış anlamayınız. Siz durumunuzla mütenasip bir makamda bulunuyorsunuz ve size bir sürü hediye geliyor.
Muhtemeldir ki o hediyelerden bir kısmı evinize gitmiştir. Ve muhtemeldir ki o hediyelerden bir kısmı helal ve tayyip değil ve benim refikam, evdeşim tarafından yenilmiştir ve onun vücudundadır. Efendim, ben Rabbimden helal rızıkla beslenen evlatlar istiyorum. Onun için 40 günü bekliyorum. Ben 40 gün sonra sizin kızınız ile, kerimeniz ile inşallah hemhal olacağım. Rabbimiz, bizleri helal lokma ile temizle. Rabbimiz, haramdan korkanlardan, haramdan iştinab edenlerden, haramdan sakınanlardan, helal dairesi kendilerine kifayet edenlerden olmayı bize nasip eyle. Rabbimiz, nokta kadar menfaat için virgül kadar eğilenlerden olmaktan sana sığınırız. Rabbim ömrünüzü hayırla bereketlendirsin. Allah'a emanet olun ve öyle olun.